Merhaba hocam. Merhaba. Teknoloji ve Yetenek Atölyeleri Projesi'nin eğitmeni olarak görev yapıyorsunuz. Evet. Bu proje hakkında bize bilgi verir misiniz? Teknoloji Yetenek Atölyeleri Projesi 2019 yılında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz bir proje. Tabii ismi sonradan verilmiş bir proje. 6 ilde toplamda 16 tane ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde teknoloji ve yetenek eğitimi yapılabilecek yazılım, elektronik, programlama, algoritma geliştirme, 3 boyutlu tasarım, üretim gibi eğitimlerin yapılabileceği bu atölyeleri farklı kategoriler olarak kurduk. DOKA'nın sosyal destek geliştirme programı kapsamında SOGEP programında bir hibe programıyla beraber okullarımıza bu hizmeti getirdik. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ne gibi katkıları var? Burada yapılacak olan hem eğitmen eğitimi hem de öğrenci eğitimlerine rehberlik yapmak amacıyla illerimizden 10'ar tane öğretmen belirlenmesini istedik İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizden. Bu 10'ar öğretmenimizle beraber toplamda 80 saat olmak üzere 40 saati çevrim için, 40 saati de burada şu an gerçekleştirdiğimiz gibi yüz yüze 80 saatlik bir eğitim süreci planladık. Bu süreçle beraber burada eğitimi tamamlayan öğretmenlerimiz artık TEYAP projesinin, Teknoloji Yetenek Atölyeleri projesinin eğitmenleri olacaklar. Ardından illerinde, civar okullarında hem istekli, meraklı öğretmenlere hem de buradan faydalanmak isteyen öğrencilere hem eğitim verecekler hem de sonrasında proje geliştirme, ARGE aşamalarında rehberlik yapacaklar. Teknofest'in iki ayağı Giresun'da biliyorsunuz. Evet, hani bu alanda heyecanla bekliyoruz. Derece alabilecek miyiz? Hani bununla ilgili de bir yorumunuzu alalım. Şöyle, daha önce Teknofest'in son iki yılında başarılı olan takımlarım var. Rehberlik, danışmanlık yaptığımız takımlar var. Üniversite kategorisinde finale kalmış takımlarımız var. Roket takımlarına danışmanlık yaptık. Biz burada eğitmen eğitimi yaparken öğretmen arkadaşlarımızla beraber bu deneyimlerimizi de paylaştık. Yol, yöntem anlattık, gösterdik. Gönül istiyor ki evet, bu atölyelerin aslında kurulma amacı bu. İşte ulusal, uluslararası yarışmalarda başarı hedefliyoruz, amaçlıyoruz. İnşallah bu sene Giresun'dan da Teknofest'te derece bekliyoruz. Çünkü bizim temel amacımız aslında düşünen, üreten, çalışan, meraklı, ilgili ve yetenekli bir sürü öğrencimiz var. Hem ilkokulda, hem ortaokulda, hem liselerde. Ki üniversiteler zaten, üniversite öğrencileri kendi ayakları üzerinde durup bu işleri çok hızlı biçimde geliştirebiliyorlar. Yarışmalara hazırlanabiliyorlar. Ortaokullarda, ilkokullarda ve liselerde teknik imkan yetersizliğinden dolayı yarışmaya katılamayan bir sürü öğrenciyle tanıştım bu süreçte. İşte projenin aslında çıkış amacı da buydu bir nevi. Öğrencilere biz teknik hizmet, imkan, altyapı getirmeye çalıştık. Bundan sonra artık meraklı olan, ilgili olan öğrencilerimizin sadece bu atölyelere gelip çalışması gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.